Şimdi şöyle bir soru var. Performans karbüratörü nedir diye. Motorların orijinallerinde üzerlerinde fiyat performans açısından yani yakıtı az yakması açısından ufak karbüratörler kullanılır. Mesela 125'lik bir motorda hani 125'lik karbüratör kullanılır ama bunun iğnesi falan hani ufak ayardadır. Benzini az yakacak ayardadır. Performans karbüratörlerinde ise arkadaşlar tamamen amaç benzini çok yakmak ve hani motora hız kazandırmak. Bu işe yarıyor performans karbüratörleri. Performans karbüratörünü motorunuza taktığınız zaman motorunuz daha hızlı gider. Tamam, bunda sıkıntı yok da daha fazla yakacaktır ve bu da tabii ki sizin cebinize etki edecektir. Performans karbüratörlerini genelde daha çok yarış için kullanıyorlar. Hani mesela işte 150'lik karbüratör, 300'lük karbüratör falan hani duymuşsunuzdur illaki bunları. Bunlar işte arkadaşlar benzini çok fazla yakarak motorun hızlı gitmesini sağlıyor. Yani ben tavsiye etmiyorum. Cebinizi de düşünün. Yani sonuçta böyle şeyler ne bileyim yani silindir yükseltmeymiş, işte motorun karbüratörünü değiştirmekmiş. Karbüratörünün iğnesini arttırırsın motorunun hızlı gitmesini istiyorsan. Orijinal karbüratöründe bir iğneyi değiştirirsin. Hani kademesini değiştirirsin. Benzini o biraz daha yakar ama performans karbüratörü kadar yakmaz tabii ki. O yüzden o şekilde bir ayar yaparsınız. Motorunuzun gidişatı, işte gaz yemesi, sonra kendini toparlaması daha da düzgünleşir. Amaç bu zaten. Ama dediğim gibi performans karbüratörü taktığınız zaman motorunuz çok yakacak. Zaten benzin fiyatları da pahalı. Böyle bir şeye gerek yok. Öyle bir şey yapmaktansa kendi orijinal karbüratörünüzde iğnesini düzeltin. İstediğiniz ayara getirin. Gaz yemesini falan düzgünleştirebilirsiniz. Benzin fiyatlarının da yüksek olduğu şu zamanlarda kesinlikle hani gerek yok böyle bir şeye. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ama genel olarak mantığını anladınız yani. Motorun daha fazla yakmasını sağlayarak, benzine daha fazla havayı daha fazla karıştırarak motorun hızlı gitmesini sağlıyor. Ha bu şöyle bir şey olmasın tabii ki. Tutup da ufak CC motora da performans karbüratörü takmayın. Bu sefer de motorunuz boğulur. Yani illaki bir eşitsizlik oluyor.